Dostlarım Hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. 2023-2024 sezonunda duraksız bir şekilde arkadaşlar temsilci paketi açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu sefer de Umut'un hesabındayız. Umut'u biliyorsunuz önceki paket açılışında sağ olsun bize 50 bin sözleşme kontratıyla paket açtırmıştı temsilciden. Biriktirmişti. Bu sefer de arkadaşlar kısa sürede 14.500 biriktirmiş. Siz de aynı şekilde arkadaşlar Discord'da link bölümünde bulunan Discord'a gelip hesabınızı arkadaşlar bana gönderip biraz eğer birikim yaptıysanız 10.000 20.000 sözleşme kontratı bana paket açtırma yaptırabilirsiniz. Kadronuzu yorumlarım, önerilerimi söylerim arkadaşlar. Açtığımız oyunculara göre Umut'un kadrosunu beraber düzenlemiştik. Eder Militay Umut'a beraber almıştık. Umut gerçekten bir şeye kafayı taktığında çok iyi yapan bir insan. Ve Eder Militay arkadaşlar 2 gümüş yıldız yapmış. Ben bile bu seviyeye getiremedim yani Eder Militay ama o hemencecik getirmiş arkadaşlar. Yanına da Rüdiger'i koydu. Böyle efsane bir kadro su vardı. Ben sadece fikirlerimi söyledim ve Ronaldo'sunu ben çıkartmıştım arkadaşlar. Hatırlarsanız Ronaldo'yu istiyordu. Ronaldo'sunu ben çıkartmıştım. Böyle yine paket açılımı yaparak arkadaşlar. Ve aynı zamanda arkadaşlar videoya hemen başlamadan önce şunun bildirimini yapmak istiyorum. Arkadaşlar katıl ile üye olarak 15 TL'lik ve 50 TL'lik paketlerden bahsediyorum. 15 TL'lik paketle canlı yayınlarda chat bölümüne katılabilirsiniz. Artık katıl özel olacak chat bölümü. Sadece katıllılar chatte konuşacak. Ve aynı zamanda 50 TL'lik katıl ile üye olursanız da arkadaşlar 50 TL'lik katılda da önümüzde turnuvalar olacak. Oyunun yöneticilerinin ve benim yapacağım ödüllü turnuvalar olacak. Bu ödül turnuvalara katılma hakkını 50 TL'lik katılla kazanacaksınız arkadaşlar. O yüzden katılla üye olmanızı tavsiye ediyorum. Ve videoya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar 29 aramada 83 artı verecek. Şimdi aynı zamanda 85'lik bir oyuncu da elde edeceğiz. Tabii ki 10.000 sözleşme kontratı harcadığımız raddede. Yani bakalım şöyle bir 5-6 tane siyah gelmesi lazım. İnşallah garantisi gelir arkadaşlar. Bakalım. Dönüyor oyuncular. Açılıyor. Sörloth. Alexander Sörloth derken garanti dışı getirdi. İki tane marka. Bakalım. Benim şu ana kadar açtığım paketler bir tık hafif çöpümsü çıktı arkadaşlar şansıma. Hani 86'lık oyuncular çıktı ama çok iyi oyuncular çıkmadı. Bakalım Umut'a kim gelecek? Danimarka'da kim var arkadaşlar? Danimarka'da kim var? Danimarka'da Eriksen falan Danimarkalıydı değil mi? Eriksen. Evet. Bak ağzını adımı anmasaydım keşke. Neyse 84'lük Eriksen geldi. Olsun garanti dışında geldi. 10 defa daha arayalım. Bakalım. Zubeldia. Bir 10 arama daha arkadaşlar istiyoruz. Bakıyoruz. Bade. Bir 10 arama daha istiyoruz arkadaşlar. Almiron. Evet. Hollanda. Hollanda bu herhalde garanti dışında değil. Bu garanti geldi. Oo Hollanda'dan forvet. Lan Van Persie mi geldik acaba? Yeni sezon Depay var. Gakpo. Gakpo kim oğlum? Nereden buldunuz da getirdiniz bu oyuncu? Arkadaşlar Gakpo Liverpool'un oyuncusuymuş. Ve kendisinin özellikleri böyle 86 hız, 87 hızlanma. Ondan sonra efendime söyleyeyim 86 driblingi var adamın. 83 şutu değişik bir oyuncu ya. Yeni başlayan biri oyuna şey yapabilir arkadaşlar. Yani bek kullanabilir. 5 yıldız oyuncu şey geldi arkadaşlar. Scout'u geldi. Şu Almiron çok değişik bir oyuncu arkadaşlar ya. Newcastle'ın oyuncusu. Hani ben kendisini seviyorum yani oyuncu olarak. Oyunda da nasıl yapmışlar? 86 hız, 83 dribbling yapmışlar. Ben de daha fazlasını hak eden bir oyuncu bence. Bilmiyorum. Bu benim fikrim. Ben seviyorum. Consigli geldi. Boga geldi. Devam. Çevirmeye devam. Lopez. İspanya. Hadi bakalım. İspanya'dan kim geldi acaba? İspanya. İspanya'dan kim geldi arkadaşlar? Bakalım. İspanya'dan kim gelebilir iyi? Rodri'nin yeni kartı gelebilir. 89'luk iyi olarak aklıma geliyor. Başka alın. İspanya'da şöyle çok üst düzey bir oyuncu yok ya. Thiago gelmiş arkadaşlar. 32 yaşındaki dedemiz Thiago dedemiz geldi. Evet. 90 driblingi var. 57 hızı var. Boş bir oyuncu arkadaşlar. Ne yazık ki. Bir 10 kart daha çeviriyoruz bakalım. Şu an Umut'ta da çok dolu bir şey çıkmadı ne yazık ki. Luis Muriel. Bir 10 daha çevirdik. Bah geldi. Freuler geldi. 10 daha çeviriyoruz. Aha Fransa. Fransa. Kim Fransa'da? Stoper mi lan? Stoper. Kim olabilir ki arkadaşlar?
Upamecano. Abi çok değişik bir stoper bu ya. Bu herif gerçekten değişik bir stoper arkadaşlar. Bakın 66 dayanıklılık. Neden? Neden ya? Neden? Neden bu oyuncunun 66 dayanıklılığı var abi? Fiziksel mücadele 86. Yani bu adam fiziğini düşüren bakın dayanıklılığı. Zıplama 88, fiziksel mücadele 86. Tamam mı? Hızı 88 olan bir oyuncu. Top kazanma 85, defansif 82. Kafa vuruş 83. Arkadaşlar hiç fena bir kart değil. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç fena bir kart değil. Yani yedek stoper hiç oynatmadım hayatımda. Bu adam oynatmak için yedek stoper oynatabilirim. Öyle söyleyeyim size. Neyse. Açılışa devam. Amrabat, Çerki geçelim. Birini daha harcayalım. Evet hocam. Evet bir siyah daha. Oho Osimhen mi acaba? Yeni sezon Osimhen'i getirdik mi Umut'a? İnşallah Osimhen'dir. Osimhen geldi ya. Gel koçum gel. Gel gel. 87'lik Osimhen. Çok güzel ya. Vallahi şanslı adamsın Umut var ya. Yemin ediyorum şunu. Şunu bak marketten almaya çalışsan 15.000 market puan isteyecek senden. Yani en azından şurada çıkartmak iyi oldu arkadaşlar. Tavernier. Evet devam. On arama daha yapalım. Bakalım bakalım bakalım. Cristiante. Valla ben Osimhen'in kendime çıkmasını çok isterdim arkadaşlar. O yüzden çok sevindim. Klaus. Var mı hakkımız? Bitmiş. Hakkımız bitmiş arkadaşlar. 4 aramada diyor. 83 artı diyor. Tamam. Tamam 4 aramamızı yapalım. Garantiden çıkartalım. Daha çünkü 500 kontratı var. İngiltere. Ha. Şeyi unuttum ya. Bir an tekte kaçtım unuttum arkadaşlar. Pardon. Hani siyah giriyor otomatikman. Evet siyah. Hangi ligdendi siyah? Hangi İtalya mıydı? İtalya gibi gördüm. Kim? Immobile geldi. Yeni sezonu Immobile geldi Umut'a. Umut'a fena oyuncular gelmedi bu arada. Hani kullanacağından değil de en azından gider satar yani mesela. Anladınız mı? Mesela dükkanda gider arkadaşlar. Oyuncu sat der satar. Derken Umut'un burada bir 87 Osimhen daha var. 83'lük bir Upamecano daha var. Adamda ne şans var abi? Bu adam şanslı bakın arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Bu adam şanslı. 7 tane yenileme kartı var. Yani artık buna Umut kendisi karar verir. Buraya ben dokunmam arkadaşlar. Ama hani çok fazla siyah oyuncusu var. Görüyorsunuz inanılmaz siyah oyuncusu var. Satmalı ve Osimhen'i almalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Osimhen'i almalı. Bir kadrosuna bakalım Umut'un. Hatta bir dakika arkadaşlar. Önce 85 artıyı bir açalım. Unutmayalım. İngiltere. İngiltere'den kim geldi bakalım. Kim geldi bakalım. Ne oyuncusu bu? Bu orta saha herhalde ya. Orta saha oyuncusu. Saka geldi arkadaşlar. Saka'yı da oyunda görmüş olduk. 86 yaptılar bu sezon Saka'yı. 88 driblingi olan bir oyuncu. Hızı 84. Dayanıklı 83. Ya çok iyi bir oyuncu değil bence de. Yine de tabi denemek lazım arkadaşlar. Umut'un takımına bakalım. Kadrosuna bakalım arkadaşlar. Evet şimdi Umut'un yapacağı şey şu. Bu Osimhen var ya arkadaşlar. Osimhen. Osimhen'i bir satıyor tamam. Osimhen'i bir güzel satıyor arkadaşlar. Umut. Ardından mesela şu Moreno'yu falan satıyor. Arkadaşlar bu adamın kadrosunu biz düzenleyelim mi ya? Gerçekten. Düzenleyelim yani. Bu gereksiz çok fazla oyuncu var. Kullanmayacağı oyuncular var zaten biliyorum. Yani şu Osimhen'i de geliştir verelim. Umut'a da sürpriz olsun. Alalım geliştirelim diye düşünüyorum yani ben. Zaten o bana ne istersen yap der sıkıntı yok. Onu biz kadrosunu ayarlayalım arkadaşlar. Şu Osimhen'i bir satalım. 104'lük Osimhen'i. Şunu bozalım arkadaşlar şurayı şöyle. Burayı bozuyoruz tamam mı? Onayla diyeceğiz. Burada zaten 85'lik Osimhen verecek ya. O 85'lik Osimhen'i de sonra 87'ye yükseltip kendisi de ekstra üzerine basabilir arkadaşlar oyuncusunun. Yani ondan yana sıkıntı yok. Hemen şu 87'lik Osimhen'i. Bu arada bir karşılaştırma yapalım hocam. Merak ettim ben. 87 ile 85'lik arası. Forvet diyelim şuraya. Evet 87'lik Osimhen burada. Forvet. 85'lik de burada. Evet görüyoruz arkadaşlar. 87'nin şut açısından her türlü daha iyi. Şut gücü. Abi biz yani Osimhen'in bitiriciliğini 86 ile şut gücünü 80 ile oynamışız arkadaşlar. Falsos falan da artmış. Hücuma bakar mısınız? 4 kafa vuruşu daha geliyor. 88 oluyor. Ofansif farkındalığı. Yani abi 87'lik 85'ten her şeyle daha iyi. Her şeyle daha iyi arkadaşlar. Hani bazı şeyler aynı.
Ama top kontrolü falan filan, şutu, kafa vuruşu, ofansif falan her şey dahil 87 ile yükleneceğiz o yüzden. Şöyle koyduk arkadaşlar. 87 ile bir hemen Mut'tan level basalım. Zaten deli gibi gani gani parası var adamın. Otomatik level up'la. Bu aynı zamanda bir kadro rebuild'i gibi bir şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar Umut benim moderatörüm. Aynı zamanda kendisi katılımda en üst seviyelerinden bir tanesi sayılır. Geçen gün üst seviye katılla katılım derken yanlışlıkla süper sticker göndermiş. O yüzden hani Umut aslında benim katılın 3. seviyesine de uyuyor. Yani hani kadro yorumlama etme, öneri verme. Aynı şekilde sizin de böyle kadronuza bakıp bu şekilde inceleyebilirim arkadaşlar. Eğer katılın üst seviyeleriyle sondan 2 o üst seviyesinden biriyle katılırsanız hem kanala destek olmuş olursunuz hem de ben kadronuzu bu şekilde rebootleyebiliriz diyebilirim arkadaşlar. Buraları hemen arkadaşlar yükseltelim. Otomatik seçili yükseltiyoruz. Bir otomatik seç dağıtıyoruz. 50. seviye yapalım Umut'un kadrosunu. Daha fazla parasını harcamayayım adamın da. Belki yeni sezonda çıkartacağı oyunculardan falan kullanır. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Dehşet, vahşet ve ötesi. Yani böyle bir şey yok ya. Bu adamdan ben de istiyorum abi. Ben de istiyorum. Bu adamdan istiyorum arkadaşlar. 85'li verip 87'li alabiliyorsunuz biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Hızı 99 oluyor ya. Bu kart yani ütopik ve ötesi bir kart. Daha geliştirmedik bile. Şimdi geliştireceğiz. Gakpo'yu bir salalım. Çayıra. Evet. Geliştir dedik. Geliştir dedikten sonra. Abi fiziksel mücadele 90, top kontrolü 90, bitiricilik yani ne diyebilirim ki? Şut gücünü 95, bitiriciliği 95 yapalım. Ütopik bir şey ya, ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Çok önerilen nitelik bir forvet için önerilen her şey 90'ın üstünde. Yani ben böyle bir şeye rastlamadım daha. Gerçekten daha bu oyunda böyle bir kart görmedim yani. Mükemmel ve ötesi bir kart. Mükemmel ve ötesi bir kart. Yükseltmeye devam. Zapata'yı bastık üstüne. Evet şimdi buradan da arkadaşlar neyini yükseltelim? Şut gücü yükselsin ya. Bir şundan bir de bundan vereceğim. Bir 87 Osimhen daha lazım. Onu da market şeyden alacağız arkadaşlar. Dükkandan alacağız. Buraya falan kolay kolay gelmez yani. Umut'un bunu kaçırmaması lazım. 22.000. Bence kaçırmaması gerekiyor. Buradan adam son çıkarmış. Abi sonu ne ara çıkarttın? Sakay'ı kullanmaz. Immobile'i kullanmaz. Bunu kullanmaz. Mahrez falan ne kullanacak Umut? 4 tane mahrezi var adam. Neyse. Belki geliştirmek ister falan ileride. Vardy'i kullanmaz. Jorginho'yu kullanmaz ama buralardan takas yapabilir belki arkadaşlar ya. Neyse. Biz yapacağımızı yaptık zaten. Ben buna ona bugün söylerim. Belki arkadaşlar şey yapabilir. Hani ondan oyuncu değiştir var ya. Belki buradan şu bölümü bak şöyle göstereyim. Geçen sezonu 85-86'larını verip yeni sezon alma falan isteyebilir. Ben çok sormadan müdahale etmeyeyim. Ama yani şu kartla bile, Osimhen'in şu kartıyla bile Umut gerçekten inanılmaz şeyler yapabilir arkadaşlar. Aynı zamanda bu çıkardığı 85'lik, yani kadrodan çıkardığı 85'lik kartı verip 87'lik kart alır. Yani Osimhen'i 4 yıldız yapar. Gayet güzel olur. Osimhen'i 4 yıldız yaparsa gayet iyi yerlere getirmiş olur Osimhen'i. Bu şekilde arkadaşlar paket açılım videosu bu şekilde. Bayağı uzun oldu ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Artık başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.